bazı önemli fonksiyonların Laplace dönüşümü. Bazılarını hesapladık. bazılarında ise hesaplamadık. Ama bu tabloyu kullanabiliriz. Birin laplası 1 bir bölü S arkadaşlar. T'nin laplası 1 bölü S kare T karenin laplası 1 bölü s küp değil. 2 faktöriyel bölü s küp. E, s küp. Gelelim. Daha genel bir ifadeye. En tam sayı 0 0 olmak üzere sayma sayıları olsun. T üzeri n'in laplası. Yani T üzeri n eşittir n faktöriyel bölü s üzeri n artı 1. Evet burada n 0, 1, 2 nokta nokta tam sayı halinde gidiyor. Laplace e üzeri alfa T. Bunun laplası arkadaşlar 1 bölü S eksi alfa. Burada S'in alfadan büyük olması gerektiğini söylememiz gerekir. Laplas kosinüs omega t. Bunu hesap etmiştik bir önceki derslerde. Neydi? S bölü S kare artı omega kare ve 7 sin omega t'nin laplası. Bu da neydi? Omega bölü S kare artı omega kare. Tabi bunların hepsinde S'in sıfırdan büyük olduğunu söylememiz lazım. Ki bazı durumlarda örneğin 5'te S ayrıca da alfadan büyük olmalı. Neden öyle? Çünkü S alfa olduğunda arkadaşlar S alfa olduğunda 1 bölü 0 tanımsız olacak. Yani S alfa da tanımlı. S eşittir alfa tanımlı değil. Gelelim 8'e. 8 için arkadaşlar kosinüs hiperbolik alfa t s bölü s kare eksi alfa kare 9 bu sefer sinüs hiperbolik fonksiyonunun laplası alfa bölü s kare eksi alfa kare 6 ve 7'nin 7 ile 8 9'un benzer olabilmesi için arkadaşlar bu alfa yerine omega da diyebilirsiniz. Tamam mı? Dolayısıyla şuradaki alfalar yerine omega'yı da koyabilirsin. Bu arada kosinüs hiperbolik alfa t ile sinüs hiperbolik alfa t'nin şeklinde iki adet eksponansiyel fonksiyonlar cinsinden eşit olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Basitleştirme için biz e, hiperbolik fonksiyonun tanımını kullanıyoruz matematikte. Onuncu durum, e üzeri, e üzeri, alfa t ile kosinüs omega t'nin çarpımının laplası, bu da eşittir arkadaşlar, s eksi alfa bölü s eksi alfa'nın karesi artı omega kare. Peki bu sefer bir de e üzeri alfa t sinüs omega t'yi yazalım. Laplace e üzeri alfa t sinüs omega t eşittir. Omega bölü s eksi alfanın Karesi artı omega kare. Şimdi e, genelde öğrencilerde şöyle bir sıkıntılar oluyor. Hocam bunların hepsini ezberleyecek miyiz? Aslında e, hep birbirleriyle benzer terimler bunlar. Bunlar birbirleriyle hep benzer terimler. Sadece bilmen gereken şu. Kosinüs omega t ile sinüs omega t'nin birinin payında S varken diğerinde omega olması. Ve hiperbolik fonksiyonların ise yine bunlarla çok benzer şekilde ama sadece paylarında artı değil negatif olması. Ve mesela 5'i bilmek zorundayız. E üzeri alfa t 1 bölü s eksi a. Şu bazı karmaşık durumlarda arkadaşlar bazı ipuçları gizli. Ki biz bunlara birazdan özellik çatısı altında değineceğiz. Mesela 10 ve 11'e bakalım. 10'da e üzeri alfa t çarpı kosinüs omega t var. Kosinüs omega t'ye bak. Kosinüs omega t'ye burada if formülüne. S bölü s kare artı omega kare. Bir de e üzeri alfa t'ye bakalım. O da şurada. 1 bölü s eksi a. 1 bölü s eksi a. Şimdi dikkat et. Kosinüs omega t'yi kosinüs omega t'yi e üzeri alfa t ile çarparsan aslında kosinüs omega t formülünde gelip s gördüğün yere ne yazmışsın? s eksi alfa yazmışsın. Değil mi? s gördüğün yere s eksi alfa yazarsan otomatikman 6 ona dönüşüyor. 11 içinde de aynı şey geçerli. E üzeri alfa t dolayısıyla sinüs e üzeri alfa t çarpı sinüs omega t. Dikkat et. Sinüs omega t formülünde şurada s gördüğüm yere s eksi alfa yazmışım. Bunlara değineceğim detaylı olarak. Bunlar aslında birer özellik. Mesela e üzeri 5. formüle bakalım. 5'te e üzeri alfa t'nin tamam mı? Aslında ne? Laplace E üzeri alfa t çarpı 1 o da eşittir. 1 bölü S eksi alfa. Şimdi aynı biraz önce olduğu gibi. Birin laplası ne? 1 bölü S. 1'i E üzeri alfa ile T ile çarparsan demek S yerine ne koymuşum? S eksi alfa koymuşum. Ha, demek ki şöyle bir özellik var. Laplas'ı alabildiğim bir fonksiyonu e üzeri alfa t ile çarparsan demek ki oluyor o fonksiyonun Laplas'ında s gördüğün yere s eksi alfa yaz demek oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla sen bu özelliği kullanarak 8'i ve 9'u Örneğin 8 ve 9'da örneğin iç tarafın e üzeri alf, alfa t hesabını yapabilirsin değil mi? S gördüğün yerde de 8 ve 9'da s alfa yazabilirsin. Şimdi bu özellikleri ben detaylı olarak size yal söyleyeceğim. Örnekler yapacağız. bunlar çok temel fonksiyonlar. Bu tablolarda olmayanları ise daha önce dediğim gibi şimdi vereceğim özellikleri kullanarak veya en zor kısmı o, en baştaki Laplace integralini kullanarak bulmak zorunda kalabiliriz arkadaşlar. Tablolarda olmayan değerler için. Tamam mı? Ama tablolardaki değerlerde şöyle bir dikkat et. Aslında o kadar da zor değil. Mesela sadece dörtteki formülü sadece dördü bilirsen yani t üzerinin e n faktörel bölü s üzeri n artı bir olduğunu bilirsen aslında 3'ü, 2'yi ve 1'i de halletmiş oluyorsun. Evet. Şu özelliklere bir değinelim. Laplace dönüşümü aslında bir integral dönüşüm işlemidir. Dolayısıyla integral ile ilgili çoğu kural Mesela ne bunlar? Sabitin integral dışlarından çıkması veya integralin içindeki toplam ifadelerin ayrı ayrı integralinin alınması. Mesela yazmam gerekirse. integral alfa çarpı fx dx. Burada alfa eşittir sabitse alfa dışarı çıkar. fx çarpı dx şeklinde yazılabilir. Ve aynı şekilde fx ve gx'in toplam şeklinde olanların integrali ayrı ayrı arkadaşlar integral şeklinde hesaplanabilir. Yani fx'in integrali artı gx'in integrali. Dolayısıyla benim Laplace formülüm neydi? Laplace f'te eşittir. integral sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı ft ise yukarıdaki kuralların her biri bunda da geçerli. Mesela demek istediğim şu. Örneğin a bir sabit olmak üzere a çarpı ft arkadaşlar Laplastan dışarı çıkabilir sabitse. Yani a çarpı ne olur? Laplace f'te. Laplace f'te'ye ben büyük f's şeklinde de gösterilebileceğini söyledim. Dolayısıyla o da a çarpı f's. Örneğin ne demiştik biz? Ee, Laplace 1 bir için 1'in e, ifadesini biliyorduk. Laplace 5'e hesaplayalım. Laplace 5 eşittir. 5 çarpı Laplace 1. Bir. Burada 1'in laplasının 1 bölü S olduğunu biliyordum. Dolayısıyla bunun cevabı 5 bölü S'tir arkadaşlar. Yani e, sabitlerle olan işlemlerde aynı integral'in dışına çıkartabildiğin gibi laplasta bir integral dönüşümü olduğundan dolayı, formülü olduğundan dolayı bunun dışına hemen o sabitleri yazabiliyorsun. Artı bir de ne var? Şuradaki parçalama işlemi var. Yani Laplace şöyle yapalım. Ft ve gt iki fonksiyonun toplamının laplası eşittir. F'in laplası çarpı g'nin laplası. Yani Laplace g t olur arkadaşlar. Bu da eşittir Fs artı gs. Aynı şekilde bunların önünde birer tane sabit olabilir. Yani a çarpı fd artı b çarpı gt. Burada a ve b birer sabit. Dolayısıyla a çarpı Laplace fd artı b çarpı Laplace g t o da eşittir a çarpı f s büyük f artı b çarpı büyük g s arkadaşlar. Şimdi daha önceden değindiğimiz e üzeri alfa t çarpım kuralına gelelim. İkinci özellik. İkinci özelliğimiz şu arkadaşlar. Laplace ft eşittir büyük f s ise Laplace bu ft'nin e üzeri alfa t ile çarpımı arkadaşlar Efes'te S gördüğün yere yani Efes şu şunda S gördüğün yere S eksi alfa yaz demek. S eksi alfa yaz demek. Dikkat edersen dikkat edersen tabloda 10 dönüşüm tablosunda 10 ve 11'de neydi? Laplace bu 10. özellik değil, tablodaki. Tamam mı? Şuradaki 10 ve 11'e hesap etmeye çalışıyorum. Bu özelliği kullanarak Laplace E üzeri alfa t çarpı kosinüs omega t eşittir Neydi arkadaşlar kosinüs omega t'nin laplası? Kosinüs omega t'nin laplası neydi? S bölü S bölü S kare artı omega kare. Şimdi bunun laplasında kosinüs omega t'nin laplasında ne bulacaktın sen? Fs bu bu arada. Fs kosinüs omega t'nin laplası. Şöyle de yazayım şuraya. Size şimdilik şey olsun. Tamam mı? S gördüğüm yere E üzeri alfa t ile çarpıyorsam hiç bu integrali E üzeri alfa t ile kosinüs omega t'nin integralini baştan alma Laplace formülünde. Gel şurada Fs'te S gördüğün yerlere S eksi alfa yaz. Yani S eksi alfa bölü s kare pardon s eksi alfa'nın karesi artı omega kare. Aynı şekilde dönüşümde 11 birinci ifadeyi hesaplayalım. e üzeri alfa t sinüs omega t eşittir. Sinüs omega t'nin laplası neydi? Omega bölü s kare artı omega kareydi. Bu fst yani sinüs omega t'nin laplası bu. Gelip s gördüğün yere e üzeri alfa t ile çarpıyorsan s gördüğün yere s eksi alfa yazıyorsun. Yani omega bölü s eksi alfanın karesi artı omega karedir arkadaşlar. Şimdi 10 ve 11'i tablodan ne yaptım? hesapladım. Şimdi tabloda olmayan mesela şunu da hesaplayabilirim. E üzeri alfa t çarpı kosinüs hiperbolik. Kosinüs hiperbolik. Tabi burada tabloda orada da alfa vermişim. Bu sefer bunu değiştireyim. Buna omega t yazayım. Çakışmasın. Çakışmasın arkadaşlar. Çünkü e üzeri alfa t ile kosinüs hiperbolüün tablodaki alfa birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla ben onu farklıymış gibi alayım. Kosinüs hiperbolik alfa t'nin eşitine s bölü s kare eksi omega kare buradan bu dönüşüm s gördüğün yere s eksi alfa yaz bölü s eksi alfanın karesi eksi omega kare. Aynı şekilde e üzeri alfa t çarpı sinüs hiperbolik omega t'yi hesaplayalım. Sinüs hiperbolik omega t nedir arkadaşlar? omega bölü s kare eksi omega kare burada s gördüğüm yere S eksi ne yazıyorum? Alfa yazıyorum. O zaman omega bölü S eksi alfanın karesi art eksi omega kare. Siz de aynı şekilde ödev olarak mesela şunları hesaplayabilirsiniz. Laplace e üzeri alfa t çarpı t üzeri n'i mesela hesaplayın tablodaki kaçıncı özellik? Dördüncü özelliği kullanacaksın. Bir de bu dördüncü ifadeyi bir de bu özelliği kullanabilirsin. Tamam mı arkadaşlar? Mesela bunu bir hesaplayayım bakalım. Hatta ben size daha basitini yapayım. E üzeri alfa t. Biliyorsunuz hocalar derste kolayını yapar. Zorunu size ödev verir. Daha zorunuza ne, ne yapar? Sınavda sorar. Biz de bu özelliğimizden vazgeçmiyoruz. Evet t kare. Neydi t karenin? Laplası 2 bölü s küp. O zaman e üzeri alfa t çarpı t kare nedir? Arkadaşlar. S gördüğün yerde s eksi alfa yazacaksın. S eksi alfanın kübüdür arkadaşlar. Evet. Sen bunu size verdiğim ödev daha genel hali en için bulacaksın. Bir örnek yapalım. Örnek. Şöyle parçalı bir fonksiyonumuz var. f fonksiyonu t 0 ile 5 saniye aralığındayken 2 değerine eşitmiş. t 5 ve 10 aralığındayken 0'mış. Ve t 10 saniyeden büyükken de f fonksiyonu e üzeri 4 t eşitmiş. Şimdi bize sorulan şu. Laplace f t eşittir soru işareti. Şimdi parça parça yukarıdakileri ifadeleri toplayarak Laplace'ını f hesaplayalım. Öncelikle t sıfırla iki aralığında e üzeri eksi st çarpı 2 dt olacaktır. Bu t sıfırda iki 5 beş arasındaki değer için geçerli. Dikkat et, böyle parçalı bir durumda. Tabloyu kullanamıyoruz. Neden? Çünkü tablodaki değerler standart sıfırda sonsuz arasında hesaplandı. Ama ben burada sıfırda sonsuzdan ziyade ne yapıyorum? Sıfırda 5 arasında bir integral. 5 ile 10 arası bir integral. Ve ondan büyük değerler için de bir integrali hesaplamam gerekiyor. İkinci integral. 5 ile 10 arasında e üzeri eksi st. Ft orada sıfıra eşit. Çarpı dt. Ve son durum. 10 saniyeden sonsuza kadar. E üzeri eksi st çarpı e üzeri 4t çarpı dt. İkinci durumda arkadaşlar t 5'ten büyük. 10'dan küçük son durumda da t 10'dan büyük şimdi 3 3 tarafında 3 tane integrali hesaplayalım Laplace f(t) ilk integral arkadaşlar dikkat et şu 2 integral'den dışarı çıkar e üzeri eksi st'ni integrali e üzeri eksi st bölü eksi s sınırlar sıfırla iki. İkinci integral arkadaşlar şuradaki sıfırdan dolayı otomatikman sıfırlanacak. Yani sıfır bunun cevabı da sıfır artı e üzeri şunu şöyle yazabilirim. E üzeri eksi S eksi 4 T olarak yazabilirim değil mi? Evet. O zaman E üzeri eksi parantez içine S eksi 4 çarpı T'nin integrali e üzeri eksi s eksi 4 bölü eksi s eksi 4 integrali bu olur. Sınırları 10 ile sonsuz arası. Arkadaşlar şurada küçük bir hatamız olmuş. Onu düzeltelim. Ft eşittir 2 durumunda integral 0 ile 5 arasında. Ama ben buraya gelirken 0 ile 2 yazmışım. Bu 0 ile 5 arasında olması lazım. Bunu düzelteyim. Şunu 5 yapayım. Şöyle 5'i köşeli yapalım da şeye benzemesin. S'e benzemesin. Bu da 5 olacak. Evet. Şurası tamam. Şurası da tamam. Şimdi e, şu ifadeyi Laplace FT'yi yukarıdaki sınırları yerlerine koyarak daha açık bir şekilde yazayım. Öncelikle S gördüğüm yere şu 5'i yazıyorum. E üzeri eksi 5S bölü eksi s. Şimdi eksi diyorum. S gördüğüm yere şu sıfırı yazıyorum. Pardon. T gördüğüm yere şu sıfırı yazıyorum. Özür dilerim. E üzeri eksi s çarpı sıfır bölü eksi s kapatalım köşeli parantezini. Evet ilk integralin sonucu bitti. Şimdi ikinciye gelelim. Şimdi bak dikkat et. S pozitif olduğu için şurası da pozitif ve S büyük 4. Dolayısıyla e, sonsuza giderken burası sıfırlanacak. Dolayısıyla sonsuzda bunun değeri sıfır. Gelelim T eşittir 10'daki değerine. Eksi diyorum. Ve T gördüğüm yere. Şurada T'yi unutmayayım yazayım. Unutmuşuz. T gördüğüm yere 10 yazıyorum. Eksi, S eksi 4 çarpı 10. Eksi. 4 eksi. Ya da şöyle diyelim. Eksi S eksi 4 diyelim. Evet. Şimdi sol taraf şu terimi daha sade şekilde yazabilirim. Şunları da düzenleyebilirim. Düzenlenmiş halleri. Laplace f'de eşittir. Şu 2'yi içeri dağıtabilirim. 2 eksi 2 çarpı e üzeri eksi 5 s Bölü. Payda'da ne var arkadaşlar? S var. Evet. Payda'daki eksi S'i ne yaptım? Payı ve paydayı eksiyle çarparak yok ettim. Şimdi gelelim ikinci ifadeye. Alt taraf S eksi dört. Şu başındaki şu eksiyle şu eksi artı yapacak. S eksi 4 ve E üzeri eksi 10 çarpı S eksi 4 olur arkadaşlar. Bu şekilde parçalı fonksiyonlarında laplası alınabileceğini gösterdik. Bir örnek daha yapalım. Şöyle. Bu ifadenin laplasını hesaplamak istiyorum. Evet, integralin parçalanabilme ve sabitin dışarı çıkma kurallarıyla ben bu ifadeyi laplas 11 artı Laplace 5 çarpı e üzeri 4d ve artı laplas eksi 6 sinüs 2t şeklinde yazarım. Hatta şurayı şu 11'i dışarı çıkarırım. 11 laplas 1 şu 5'i dışarı çıkarırım. Artı 5 laplas e üzeri 4 t ve şu eksi 6'yı dışarı çıkartırım. Eksi 6 Laplace sinüs 2T. Bunu ise şöyle artık hesaplayabilirim. Bütün bu değerler bizim bildiğimiz Laplace fonksiyonları tablolarda var. Bilindik fonksiyonların bunlar. Evet arkadaşlar. 11 çarpı 1 bölü S. 1'in laplası 1 bölü S. Artı 5 çarpı 1 bölü S eksi 4. S eksi 4. Ve eksi 6 çarpı sinüsün neydi? Omega kare bölü S kare artı omega Omega bölü s kare artı omega kareydi. Yani s kare artı 2'nin karesi arkadaşlar. Ve direkt fs yani ft'ye ben şu dersem bunun laplası büyük fs 11 bölü s artı 5 bölü s eksi 4 eksi 12 bölü s kare artı 4 olur arkadaşlar. Evet. Bu dönüşümlerin şu terimden dolayı s'in 4'ten büyük değerler için tanımlı olduğunu söylememiz lazım. Şimdi Laplace dönüşümün özelliklerine devam edelim. Üçüncü özellikteyiz. Özellik 3. Türevin Laplace'ı. Türevin Laplace'ı. Ben bir fonksiyonun Laplace'ını biliyorsam ben bir fonksiyonun Laplace'ını biliyorsam yani ft'nin Laplasını biliyorsam Fs cins S C, C cinsinden. Ft'nin türevi için tamam mı arkadaşlar? Ft'nin türevi için f'in türevini hesaplayıp tekrar laplasını almama gerek yok. Şu dönüşümü kullanacağım. F'in türevinin laplası eşittir. S çarpı F'in Laplası eksi orijinal f fonksiyonunun yani küçük f'in sıfırdaki değeri. Bunu biraz daha ortaya alayım. Evet bu önemli bir ifade. Bir fonksiyonun laplasını alabiliyoruz. Bunun türevinin laplası için gidip de o fonksiyonun türevini hesaplayıp tekrar laplasını almamıza gerek yok. Direkt olarak türevi alınacak fonksiyonun laplası yani fs cinsinden ben bunu hesap edebiliyorum. Tabi burada fs'in laplas ft olduğunu unutmayalım. Tamam mı? Bu arkadaşlar bir diyelim biz buna ilk mertebe türevin laplası. Şimdi ikinci mertebe türevin laplasına bakalım. Bunların ispatlarını yapmayacağız. Sadece kullanacağımızı kullanacağız bu ifadeleri. Ama ispatları basit. Meraklı arkadaşlar kitaplardan bulabilirler. Bizim size verdiğimiz kitaplar e, kaynaklarda da olması lazım. İkinci mertebe türevin laplasında ise yine iki defa fonksiyonun laplasını alıp ne yapmamıza gerek yok. İki defa türevleyip tekrardan laplasını almamıza gerek yok. Direkt olarak ilk fonksiyonun laplası üzerinden ben bunu hesap edebilirim. S kare çarpı fs eksi s çarpı fonksiyonun orijinalinin sıfır, t eşittir sıfırdaki değeri eksi fonksiyonun türevinin sıfırdaki değeri. Evet bu da ikinci mertebe türevin laplası. Eninci mertebe için daha genel bir ifade yazalım. Üçüncü durum. Eninci mertebe türevin laplasını hesaplayalım. Evet. Onun formülü şu. Laplas f'in n'inci türevi f'te eşittir. Arkadaşlar s üzeri n çarpı fs eksi s üzeri n eksi 1 çarpı f sıfır eksi s üzeri n eksi 2 çarpı f üstü sıfır. Küçük f dediğim zaman fonksiyonun t'ye bağımlı hali. Unutmayın. Eksi nokta 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 eksi f'in n eksi birinci türevi Ha böyle e, üssü arkadaşlar parantez için aldığımı bu türev anlamına geliyor. Ona göre türevin en eksi birinci türevinin sıfırdaki değeri bu ifadede arkadaşlar. eninci mertebe türev. İnci mertebe türev. Şimdi gelelim üçüncü mertebe türevini buradan kullanarak hesaplamaya. Bakın üçüncü mertebe türevi hesaplayalım. Üçüncü mertebe türev için n'in 3 olduğuna dikkat ediniz. O zaman Laplace f'in üçüncü türevi eşittir. S küp en gördüğüm yere 3 yazıyorum. Fs eksi S kare fonksiyonun sıfırdaki değeri ilk haldeki fonksiyonun eksi s çarpı fonksiyonun türevinin sıfırdaki değeri bu sefer. Tabi bakın küçük harflerin ilk zamana bağlı fonksiyon olduğuna dikkat edin tamam mı? Aman ha şurası fsken, bunların da laplası da s gördüğünüz yere sıfır yazdığınız hali zannetmeyin ha. Bunlar şuna eşit değil. Büyük, büyük f sıfırla büyük f'in türevinin sıfırdaki hallerine eşit değil. Aman ha bunlara dikkat et. Bunlar fonksiyonun laplası alınmamış halleri. Evet n-2 gelelim nereye kadar geleceğiz? n-1'e kadar geleceğiz. Yani eksi birinci türev olacak bu. Pardon birinci türev olmayacak. İkinci türev olacak. En eksi bir. Evet sıfırda ikinci türevin sıfırdaki değeridir arkadaşlar. Evet s küp s kare. Bakın kat sayılarına dikkat et. S küp s kare s ve s üzeri sıfır. Nereden başlıyorum? N'den başlıyorum. Ve onun ilki fonksiyonun laplası. Daha sonrakilerde sırayla gittiği yere kadar fonksiyonun, ilk haldeki fonksiyonun değeri ve türevlerin değeri. Tamam. Çok zor formüller değil aslında bunlar. Akılda tutabiliyoruz. Evet. Bir örnek yapalım. Şimdi Laplace sinüs omega t eşittir. Neydi arkadaşlar? Omega çarpı pardon omega bölü s kare artı omega kareydi. İle daha doğrusu ise Laplace sinüs omega t böyle ise Laplace'ın türev dönüşümlerini kullanarak Laplace'ın türev dönüşümlerini kullanarak neyi hesaplayalım? Kosinüs omega t'yi hesaplayalım. Dönüşümlerini kullanarak kosinüs omega t'nin Laplace'ının s bölü s kare artı omega kare olduğunu gösterelim arkadaşlar. Gösterelim. Şimdi Laplace sinüs omega t'nin türevi eşittir. Neydi? Sinüs omega t'ye ben ft dersem yani Ft eşittir sinüs omega t olsun burada. Laplace, değil mi? Sinüs omega t'nin türevini alıyorum. W kosinüs omega t. O da eşittir nedir? O da eşittir nedir? İlk türev formülünde. İlk türe formülünü şuraya alalım. Hatırlayalım. Laplace f üssü t eşittir. S çarpı f F0, sıfır eksi f sıfırdı arkadaşlar. Şimdi gelelim. O zaman burada S çarpı Laplace sinüs omega t ki bu neye eşit? Bu benim f'sime eşit. Neden? Çünkü ben küçük f'i f'deyi sinüs omega t'ye almıştım. Eksi f 0 Yani sinüs omega t'de t ye gördüğün yere sıfır yaz. O zaman Laplas şurada şunu yazıyorum. Omega'yı dışarı çıkartıyorum. Omega çarpı Laplas kosinüs omega t eşittir s çarpı sinüs omega t'nin laplası eksi evet sinüs omega t'de t gördüğüm yere sıfır yazarsam burası ne olur? Sinüs 0 0 0. Ayrıyeten sinüs omega t'nin de nin laplasında ne olduğunu hatırlayalım. Evet. Öncelikle şurada kosinüs omega t'yi bir yalnız bırakayım. Her iki tarafı omega'ya böleyim. Ve l sinüs omega t'nin laplasında nasıl yazıyordum? Omega S kare artı omega kare. Buradan dikkat et. Omegalar sadeleşti. O zaman Laplace kosinüs omega t eşittir s bölü s kare artı omega kare arkadaşlar olur. Bakalım soruda bizden bunu bulmamızı mı istedi? Evet. S bölü S kare artı omega kare olduğunu gösterin demişti.